bunun alçak tetikçilerini iyi tanıdığını, iyi gördüğünü, iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, İki Dünya Savaşı 20. yüzyılın ilk yarısında oldu. Avrupa'nın egemen güçleri dünyayı paylaşmak istedi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda biz bir imparatorluk kaybettik. Bizim millet tasavvurumuz, bizim millet anlayışımız içerisinde var olan çok sayıda kavim, Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Boşna, Laz, Roman, Arnavut, aklımıza ne gelirse bunların hepsi bu millet içerisinde vardır, bizim millet tanımımızın içinde. Ve Orta Doğu'da bir imparatorluk kaybedilip sınırlar yeniden çizildi. Şimdi o gün bugündür bu topraklarda gözyaşı var. O gün bugündür bu topraklarda müminlerin, Müslümanların, Kürtlerin, Türklerin, Arapların kanı akıyor. Avrupa'nın egemen güçleri kendileri için İki Dünya Savaşı'ndan itibaren hep entegrasyon projeleri ürettiler. Onlar bir daha kavga etmemek için hep birlikler kurdular. Ekonomik birlikler kurdular, kömür çelik birlikleri kurdular, tarımla ilgili ortak tarım politikaları kurdular, Avrupa Birliği ortak pazarı kurdular, Avrupa Birliği kurdular, NATO'yu kurdular, onu kurdular, bunu kurdular. Niye? Aman bir daha kavga etmeyelim, entegre olalım, bir olalım, birlik olalım diye. Geçmişte sürekli birbirini katledenler böyle kendileri için projeler ürettiler. Ama aynı dönemde bize de sürekli bir şekilde bölünme projeleri hazırladılar. Bizi de sürekli birbirine düşürme, bizi de sürekli kavga ettirme projeleri uygulandı. Biz de maalesef geçmişte bunun içine hep düştük. Bu tuzakları görmedik. Bunları okumadık, bunları anlamadık. Onun içinde Müslümanların kanı aktı. Bu coğrafyada yaşayan herkes ağladı. Şimdi bugün kardeşlerim, o İslam coğrafyasının, Balkanların, Kafkasların, Mezopotamya'nın, Orta Doğu'nun şehirleri kan ağlıyor. Dün Saraybosna ağlıyordu, Kudüs ağlıyor, Müslümanların ilk kıblesi ağlıyor, Şam ağlıyor, Bağdat ağlıyor, Erbil endişeyle bekliyor, korkuyla bekliyor. Değerli kardeşlerim, şimdi Diyarbakır'ı, şimdi Ankara'yı, şimdi İstanbul'u ağlatmaya çalışıyorlar. Bunu görmeli, bunu anlamalı ve buna karşı milletçe bir arada tedbir almalıyız. Bunun yolu birleşmekten, bunun yolu ihtilaflarımızı uzlaşarak, konuşarak, kavga etmeden halletmektir. Başka bir yolu yok. Bu zihin, bu akraba zihin hangi partide olursa olsun, bazen CHP'de, bazen MHP'de, bazen HDP'de, nerede olduğunun hiç önemi yok. Ama inanın bunların üçünün de zihniyeti ortak. Zihniyeti ortak çünkü bunlar
Fransız devriminden beslenme, bunlar ittihatçı zihin yapısı, bunlar 70 sene, 80 sene bazen Türk milliyetçiliğinde, bazen Kürt milliyetçiliğinde ama hep her zaman ayrıştırıcı, her zaman dışlayıcı, her zaman kendinden başkasına hayat hakkı tanımayan bir zihniyeti hayata geçirmeye çalıştılar. Biz bunun acılarını yaşıyoruz bugün. Eğer Türkiye'de insanlar annelerinden öğrendikleri dili konuşamadıysa, eğer insanlar Allah'ın ayeti olan her bir dilin varlığını kabul etmeyip insanları tekçi, tek tip düşünen, tek tip konuşan, tek dili konuşan, tek elbise giyen bir forma koymaya kalkıyorlarsa işte bu demin söylediğim partilerin ortak zihniyetinden, zihniyet akrabalığının uygulanmasından geliyor. Adının ne olduğunun bir manası yok. Ortaklar. Şimdi kardeşlerim, Türkiye tam da iç barışını kalıcı hale getirmek için gerekli reform sürecinin son dönemecine girdiğinde, yani son virajına, son düzlüğe girdiğinde 7 Haziran'da ittifak ettiler. Biri çıktı dedi ki ben seni başkan seçtirmeyeceğim, ben seni başkan seçtirmeyeceğim, ben seni başkan seçtirmeyeceğim diye. Çözüm sürecinin en önemli taşıyıcı, en önemli taşıyıcı unsurunu yani AK Parti'yi hedef seçti. Çözüm yapılacaksa AK Parti dışında kiminle yapacağız? MHP ve CHP biz çözümü başlattık diye bize savaşlar açtılar. Sen AK Parti'ye de çözümü yapacak olan tek partiye de düşmanlık yapar, onu engellemeye kalkar, ona zarar verirsen söyler misin bana sen kiminle bu çözümü sona erdireceksin? Kiminle bu işi bitireceksin? Değerli kardeşlerim, bizi düşürmek için ittifak yaptılar. Sağcısı, solcusu, milliyetçisi hepsi beraber. Kürt'ü, Türk'ü partileri zihniyet itibariyle milliyetçileri birleşti. Bizi 7 Haziran'da Türkiye'nin reform sürecini yavaşlatmaya, engellemeye çalıştılar. Biz çoğunluğu alamadık. 258'de kaldık. Bizi düşürmek için ittifak edenler yeni bir hükümet kurmada ittifak yapmadılar. Demek ki bunların manası şu, bunların gayesi şu, bunlar yapmada değil, yıkmada ortak. Bunlar yıkarken ortaklık yapıyorlar, inşa ederken ortaklık yapmıyorlar. Yıkılan kim? Türkiye'nin umutları. Yıkılan kim? Ne? Türkiye'nin istikrarı. Türkiye'nin istikrarı zarar görüyor. Türkiye'nin geleceği zarar görüyor. Türkiye'nin umutları, Türkiye'nin barış inşa etme çabaları zarar görüyor. Meclis başkanı bile seçmedi. Onda bile birleşmedi. Sonuçta AK Parti 258 milletvekiliyle meclis başkanını seçti. Şimdi kardeşlerim, 1 Kasım bu yanlışı düzeltmenin, bu eksiği gidermenin, bu hatayı düzeltmenin fırsatıdır. 1 Kasım'da inşallah kalıcı bir huzur, kalıcı bir barış inşa etmek için
bir başlangıç olacak. Değerli kardeşlerim, biz Türkiye'nin bütün vatandaşlarını eşit vatandaşlık temelinde kucaklayan bir anlayışa sahibiz. Bununla ilgili reformları hazırladık. Bununla ilgili düzenlemeleri programımıza, beyannamemize koyduk. Allah'ın izniyle siz bize emanet verir, siz bize vekalet verirseniz biz sizin emanetinizi de vekaletinizi de başımızın üstünde taşır ve bunu hayata geçiririz.